bu depremde hiç beklenmeyen, belki uluslararası alanda da sadece bizde de değil, bütün dünyada hayranlık uyandıran bir arama kurtarma çalışması ve aynı zamanda da sonuç alınmakta. 12. günde Hatay'da Defne Apartmanı'nın enkazından 278. saatte çıkarılan 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu kardeşimizden bahsediyorum. Arzu ederiz ki bu ümit ve umut devam etsin ve bununla ilgili de biz ne gerekiyorsa sonuna kadar yapmaya hazırız. Sonuna kadar da çabamızı devam ettiriyoruz. Bu anlamdaki motivasyonumuzu da koruyoruz. Sahadaki tüm arama kurtarma ekiplerimiz ve aynı şekilde de orada tüm mülki idare amirlerimiz, tüm bakanlarımız, her bir ildeki, ilçelerdeki görevli arkadaşlarımız cansiperane çalışıyorlar. İnşallah böyle bizi buruk da olsa bir sevince boğacak, bütün Türkiye'yi sevince boğacak güzel haberleri almaya devam ederiz. Diğer tarafta çalışmalarımız biraz önce de ifade ettim devam ediyor. Arama kurtarma boyutundaki yine 35 bin civarında 35.250 arama kurtarma personeli tüm gücüyle çalışıyor. İş makineleri aynı şekilde sahada. Bazen yanlış bilgilendirmeler olduğunu görüyoruz. Veya bilinçli olarak dezenformasyon boyutunda da bu art niyetli de yapılabilir. Yani sahada artık arama kurtarma faaliyeti durduruldu, yapılmıyor veya iş makineleri geri çekiliyor şeklinde. Böyle bir şey söz konusu değildir. Böyle bir şeyin olmasına da asla müsaade etmeyiz. 35.250 arama kurtarma personelimiz sahada. Yine K9 arama kurtarma köpeklerimiz sahada. Bu aşamada çok önemli olduğu için bunları ifade ediyorum. Zaman uzadıkça çok daha önem arz ediyor. Yine ısıya ve sese duyarlı teknolojik imkanları yine kullanıyoruz. Ses dinleme ile ilgili, uzaktan algılama ile ilgili. Bunların hepsi de sahada faaliyette devam ediyor. Sayıya gelince kaç enkazımız da arama kurtarma faaliyeti devam ediyor dediğimizde orada 200'ün altına inmiş durumda. Tüm 10-11 ilimizde 200'ün altında şu andaki enkaz çalışmaları devam eden illerimiz bunlar Hatay en fazla olanı, yine Maraş ikinci sırada, Diyarbakır'da tek bir binamızda devam ediyor. Sona yaklaşılmak üzere orada da. Adıyaman'da 4 ve Antep'te bir binamız olmak üzere artık arama kurtarma faaliyetlerinde dediğim gibi son ana kadar her türlü katkıyı, her türlü çabayı sarf etmekte kararlıyız. Biz de değil, sahadaki asıl ekiplerimiz. Sadece gene ulusal değil, uluslararası alandan gelen ekipler de burada görüyoruz. Aslında birkaç şey hep birlikte şahit oluyoruz. Arama kurtarma teknisyenleriyle kurtarılan kardeşlerimiz arasındaki bağ, bu ister bizim kendi vatandaşımız olsun, arama kurtarma ekibi, Türk vatandaşı, AFAD'ın veya bir başka sivil toplum örgütünün veya da uluslararası alanda herhangi bir ülkenin, hiç değişmiyor. Çok farklı bir bağ oluşuyor. Bu bağ da benim bildiğim kadarıyla bir ömür boyu devam eden bir bağ dönüşüyor. Bunu arama kurtarma teknisyenlerimizin, personellerimizin kendilerinden duyduğum ifadeler bunlar. Diğer tarafta 264.389 personelimiz yine tüm farklı birimlerde çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arama kurtarmadan beslenmeye, barınmaya, hasar tespit çalışmalarına, sağlık umkesinden normal diğer tüm alanlara kadar Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızdan, Gençlik Spor Bakanlığımızdan her bir birimimiz, her bir bakanlığımız şu anda sahada. Bakanlarımız ayrıca sahada ama bakanlıklarımız da, tüm sivil toplum örgütlerimiz de, mülki idarelerimiz de bütün her şeyiyle sahadalar hamdolsun. 264.389 emniyet güçlerimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, silahlı kuvvetlerimiz, deniz kuvvetleriyle, hava kuvvetleriyle ve
kara kuvvetleriyle hepsi de sahada görevlerinin başında. Yine iş makinesi 12 binin üzerinde iş makinesi var. Toplamda baktığımızda tahliye konusuna 374.313 bizim tahliye merkezlerinden ve hava yolları aracılığıyla tahliye edilen kişi var. Refakatsiz çocuklarla uzaktan yakından alakası olmayan isimlerin sadece marka görünümlü posterlerle veya birkaç kişinin bir araya gelip yaptığı gösterilerle refakatsiz çocuklara devletin kayıtsız kaldığı şeklindeki bir dedikoduya asla müsaade etmemiz mümkün değildir. Çocuklar bizim başımızın tacıdır. Çocuklarımız sadece bugünümüz değil, geleceğimizdir. Onlar için ne yapsak azdır ve asla bir tanesini bile hiçbir çocuğumuzu mağdur etmeyiz ve hiç kimseye de muhtaç etmeyiz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız her bir çocuğun ama takipçisidir. Sağlık Bakanlığımız aynı şekilde. Oradan her bir refakatsiz çocuğumuz hemen kontrol altına alınmakta, kayıt altına alınmakta. Şu anda da 1589'dur refakatsiz çocuklarımızın sayısı. Bu 1589 çocuğumuzun ailelerine teslim edileni 953'tür. Bu güzel haber. Bir de hastanede takip ettiğimiz çocuklarımız var. Bu da Sağlık Bakanlığımıza emanet ama aynı şekilde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız da aynı şekilde takibini yapıyor. 556. Yine sevgi evleri gibi çocuk birimlerimiz var. 80'i orada. Diğer tarafta kimlik belirlemeye çok ciddi şekilde önem veriyoruz. 1342'sinin kimliğini belirlemiş durumdayız. Geriye kalan 247'sinin de kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz. Bunu zaman içerisinde tabii ki ümit ediyoruz ki ailelerine tekrar kavuşturabiliriz. İnşallah hayatta olurlar da kavuştururuz. Eğer hayatta olmayan yetim çocuklarımız olursa da onlara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Çocuklarımızla alakalı, refakatsiz çocuklarımızla ilgili son durum budur. Orada da yine şunu çok net bir şekilde Aile Bakanlığımızı da talimatlandırmış durumdayız. Cumhurbaşkanımızın bu bizlere net talimatıdır. Yani alel acele, bu duygusal boyuttayız. Duygu yükümüz her birimizde en üst seviyelerde. Ailelerimiz de ben buradan hepsinden Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Minnet duyuyorum her birine. Çok yoğun şekilde çocukları yanlarına almak istiyorlar. Ama biz bu olayın sıcaklığında çocuklarımızı herhangi bir aileye teslim etmekten ziyade normal şartlarda nasıl çok sıkı bir denetim yapıyorsak ailelere vermeden önce ailenin kimliğiyle ilgili, geçmişiyle ilgili, geleceğiyle ilgili ve çocuğumuzun orada rahat edeceği boyutunda, güven içerisinde olacağı noktasında o araştırmaları yapacaksınız. Normal prosedürünüzü çalıştıracaksınız. Emin olduktan sonra verilebilir şeklinde. Dolayısıyla Aile Bakanlığımızın yürüttüğü çalışma da bu çerçevededir. Yine tabii ki diğer birçok çalışmalarımız var ama iyileştirmeye dönük artık sahadan bir an önce sahayı arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayıp enkazları kaldırıp geçici barınmayı sağlayıp ve kalıcı konutlara geçmekle ilgili hayatı normalleştirmeye dönük de çalışmalarımız eş zamanlı devam ediyor tabii ki. Hasar tespit çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam ediyor. Ben buradan Sayın Bakanımıza da Sayın Kurum'a da yürekten teşekkür ediyorum tüm ekibiyle birlikte. 10-11 ilde bütün tamamıyla sahadalar. Şimdi Sivas, Gürün de var diyebiliyorum bunların içerisinde. 12. ilimizde bu şeyde. İl olarak değil de ilçe olarak. Tüm iller de çok yoğun bir çalışma sürdürüyor. Zaten gün be gün de bu çalışmaları sizlerle paylaşıyorlar. Oraya baktığımızda da şu anda 594 binanın tespiti tamamlanmış durumda. Birçok çalışmamız bunun üzerinden devam edecek çünkü normalleşme
iyileşme çalışmalarımız. Bu 597.594 binada kamuoyunun anlayacağı dille ifade edersek 2.576.917 daire bulunmaktadır. Bağımsız birim diye ifade ettiğimiz. Bunlardan 75.717 bina ya yıkılmış veya hemen acil yıkılacak veya da ağır hasarlı durumda. Yani içinde asla oturulamaz. Bir an önce yıkılması gereken binalar ve zaten biz bunları da yıkacağız kamu olarak da. Bunun daire olarak, bağımsız birim olarak karşılığı 306.568 daire. Orta hasarlılara baktığımızda yine onu da çıkarsak az hasarlı ve hasarsız bina sayımız daire olarak ben bunu yine ifade edeyim. Yaklaşık 1.900.000 civarında. 1.900.000 civarındaki hasarsız veya az hasarlı binalar mevcut. Zaten bunlar da yine teknik ekiplerimizle ekiplerimizin, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yönlendirmeleri doğrultusunda yavaş yavaş herkesin binasına dönebileceği bir fırsatı göstermektedir burada. Diğer alanlarda da biz yine geçici barınma kısmına ağırlık veriyoruz. İlk etapta tahliyeden bahsetmiştim zannediyorum. Tahliye yapılmış durumda. Devam ediyor zaten bu tahliye süreci. 374.000 kişi geçmiş durumda, 375.000 kişi. Ama onun ötesinde de bizim çalışmalarımız kendiliğinden şehir dışına çıkanların çok yoğun olduğunu da bildiğimiz için önceden gene bir veriyi açıklamıştık sizlere. Normal zamanlarda afet bölgesi içerisinde sinyal verip de sonradan afet dışarısında sinyal veren GSM numaraları sayısı yaklaşık 2 milyon civarında. Dolayısıyla bizim çalışmalarımız bu afetzedelerin gittiği illerde ve ilçelerde de yoğunlaşmış durumda. Buralarda da geçici barınma imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Gerek oteller olsun, gerek yurtlar olsun. Gençlik Spor Bakanlığımızın yurtları veya üniversitelerimizin yurtları, Milli Eğitim Bakanlığımızın yurtları ve aynı şekilde yemek, beslenme konusu olsun. Kızılay yine başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımız, Milli Eğitim Bakanlığı burada ciddi bir yükü aldı yine. Tüm ilgili kurumlarımız, Gençlik Spor aynı şekilde buradaki AFAD zaten hepsi AFAD'ın koordinasyonunda. Biz de şu anda burada AFAD çatısı altında bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gerek burada, gerekse sahadaki tüm çalışmalarımız da AFAD koordinasyonunda yürümektedir. AFAD Başkanımız da zaten bu çalışmaların başındadır. Aynı bağış çalışmalarımız yine devam ediyor. Orada bir sorun görmüyoruz. Olan varsa, bir sorun olan varsa da AFAD aracılığıyla veya mülki idareler aracılığıyla bize, buraya da doğrudan ulaşabilirlerse biz de doğrudan müdahil oluruz. Yine birkaç açıklamada bulunmak isterim. Kamuoyunu aydınlatma anlamında. Kamuoyumuzun bilgileri dahilinde zaten hali hazırda da uygulamada olan destek çalışmalarıyla ilgili konuyu ifade ediyorum. Bir 10.000 TL zarar gören veya hasar gören deprem bölgelerindeki afetzedelere 10.000 TL hane başı destek ödememiz vardı. Ben müsaadenizle bunu biraz daha detaylandırayım ki bazı yanlış anlamaların olabileceği ifade edildi. Netleştirmiş olalım. Bu 10.000 TL hane başı destek afette hasar tespit çalışmasını biraz önce ifade etmiştim. Onun için bu onlardan birisi. Yani hasar tespit çalışmaları önemli. Onun sonucuna göre bazı çalışmalar yürütülecek demiştim. Yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı veya az hasarlı olarak tespit edilen konutlara yöneliktir bu yardım. Yani hasarsız olanlar değil. Hasarsızın dışında kalan tüm diğer alanlardaki az hasarlı, orta hasarlı, yıkılan, acil yıkılacak olan veya ağır hasarlı binalarda kalan hanelere, ailelere ilişkin ödemedir 10.000 TL.